Herkese selamlar dostlar. Herkese Underscore Chord'un yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Bugün artık sonunda kaç bölümdür istediğim şeyi yapacağız. Önceki bölümde bu adamın eğrini bulmuştuk ve arkasını şundan koymuştuk. Arkasını kişiyi çok sevmiştik ama şu sağ sola dönüşü beni bitirdi en azından. Çok kötü duruyor. Aa, bir dakika, güncelleme gelmiş galiba. Ya ben dün akşam zaten baktım, bugün güncellendi yazıyordu. Videoyu çektikten sonra geldi güncelleme. Bak, görüyor musun? Bir tek düzelmiş gibi ama bunu daha çok düzeltmeleri lazım. Bu böyle olmaz. En azından modu yapıp bırakmamışlar ya. Üstünde çalışıyorlar. Yani fiyatının değmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu yönden gerçekten de takdir ettim. Ha, şunu da söyleyeyim, ben bu tür hataları çok fazla yaparım. Mesela geçenki videoda demişim ki stamina mi ne vereceğim demişim ama 70'im ağırlığa vermişim. Video heyecanından ben bazen ne yaptığımı bilmiyorum ve bu 4-5 senedir bana oluyor. 5 senede abi bu video heyecanı bende geçmedi. Her seferinde aynı şey. Neyse, bu heyecan iyidir ya, kötü değil. Bak, üstümüze şey takabiliyoruz ya, ben bunu unutmuştum normalde. Bu bayağı bir iş yapıyor. İşte geldik en önemli kısma. Bunlardan üreteceğiz. Sonrasında kimler saldırıyor? Bizim hayvanları kimse saldırmasın da dedikten sonra mükemmel oldu bu. Daido'nun arkasını olabildiğince güzel yapmaya çalışacağım. Bu bölümde onun arkasını tamamlayıp haritayı turlayacağız, gezeceğiz. Ejderha mağaralarını keşfetmek istiyorum, nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ya ben zaten küçük resim alırken aslında fly kullandığım için her yeri keşfettim gibi bir şey. Ya her yeri değil de ejderha mağarasını gördüm haritanın sol taraflarında. Bugün zaten her tarafı turlayacağımız için siz de göreceksiniz. Ben de yakından görmedim. Sadece uzaktan gördüm ki bunları al. Başka ne istiyorsun? Galiba şu temelden atman gerek yok. Direkt ben duvar koyabiliriz. Bunu test etmek lazım. Lif gerekiyor. Hemen tamamlayalım. Şimdi bu duvardan sen bize 5 tane yapıştır o zaman. Arka taraf çok büyük değil. Bu yüzden 5 tane yeterli olabilir. Kil gerekiyor. Keşke kilden daha fazla yapsaydım. Tamam, bunun arkasını yerleştirmeye çalışalım. E'ye basılı tutabiliyor muyum? Ne diyorsun? Beyin, pasif iyileştirme. He, direkt ben hayvanı gösteriyor. Tamam, bu güzel. Bas buna. Direkt ben koyabiliyorsun. Tamam, o zaman atmaya başlayalım. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bunları pencereye çevireceğim sonradan. Arka tarafa rampa koyabiliriz. Aa, arka tarafa koydurtmuyorsun. Neden? Bak, çatı koymayı denerim birazdan. Peki buraya, heh buraya koyuyor. Attım. Şu arkayı da kapatsak iyi olacaktı ya. Nasıl kapatabilirim? Burayı temel atılıyor. Aha. Atırtıyormuş. Bence arka tarafa rampa daha iyi olabilir. İniş çıkış için. Veya açılır kapanır kapı koysak sonra rampa koysak daha mantıklı olur. Aynen öyle yaparız. Malzemeler, bas buna. Heh, crash vermedi. Bas R'ye. Gerçi zaten oyun hiç crash vermiyor ama yine de insan korkuyor. Her tarafımı böyle yapsam. Bir dakika, şu duvarları alıp bir şey denemek istiyorum. Yan tarafları normalde pencere yapacaktım ben. Al bunları. Ama şunda pencere şeysi yokmuş. Yani direktmen kendisi getirmiyormuş. Bu yüzden kerpiçleri direktmen pencere olarak koymamız lazım. Sonradan yapamıyorsun. Neden böyle ya? R'ye bas. Ha tamam. Şimdi pencere... Burada kapı olacak. Buraya bununla ağırlığımız var bir tık. Arkaya normal duvarı olacak. Buraya da pencere. Buraya da. Burası için de normal duvar. Hadi uğraştırmadan koydurt. Yapabiliriz. Uğraştıracak, ben geliyorum. Tamamdır. Oldu. Buraya da pencere mi atsam acaba diye düşünüyorum şu an. At buraya da pencere ya, ne olacak. Attım buraya da pencere. Tamam, şu anda görünüşü bu şekilde. Karşıya da direkt ben duvar atabilirim ama önce kapıyı yapmak istiyorum. Kapı için bu mu olsun, bu mu olsun? Yani üst tarafı açık kalmasın. Çünkü iki katlı yapmayacağım, tek katlı olacak. Ben bundan at gitsin buraya. Bak, çok güzel duruyor. Finalde daha da güzel duracak bu. Hemen kill alalım. Kill kill kill. 79 adet. Orada yoktu, hepsini bitirdik. Şimdi rampa da lazım, başka şeyler de lazım. Buradan bir duvarda. Ramp oluyor musun ya sen? Ya direkt ben bu var. Bunu ramp olarak kullanabiliriz de killimiz kalmadı. O zaman bunun yerine ahşap kullanacağız. Ne diyorsun? Ahşap da çöl için çok kötü ya. Ahşap, çatı, rampa bilmem ne. Tamam, bundan basalım bir tane. Şundan da yapacağız, şundan da. Gel buraya gel. Bundan kaç adet? Ön tarafa koyacağız bunu. Red Dead Redemption'daki gibi olacak. Yani oturma yeri aslında. Bundan bir 5 tane yap. Tamam, kapı için bir adet rampamız. Ki rampa koysak mı koymasak mı kararsızım ama nasıl bineceğiz değil mi? Dönüşlü olmaz. En iyisi bu gibi. Tamam, attım bununla ya, sorun değil. Görünüşü aslında kötü yapıyor bu. Şuraya da şey yaptı. Ne yapsam bilemedim. Şimdilik kalsın, en son bakarız. Kapatarsak bir şekilde şu anda oluşturmaya çalışıyoruz ortamı. Buraya attırtmayacaksın değil mi? Belli bir mesafeden
Ne diyorsun ya? Ben buraya nasıl giremem? Bunu atsam şöyle girsem. Aa yapma bunu. Hayır. Olmaz. Alsam böyle girmeç. Böyle sokturtuyorsun. Neyse rampaya gerek yok. Böyle zıplayarak gireceğiz. Ki daha mantıklı, daha gerçekçi olur. Bundan yapıştıracağım. Görüyor musun? Belli bir mesafeden koydurtuyor. Bu böyle dursun. Arka tarafı da aslında şey yapabilirim. Direkt ben duvar. Ama en son bakacağım bunları dediğim gibi. Şimdi ise bununla kaplayalım. Çok güzel duracağından eminim. %100. At bundan. At bundan. Buraya da. Arkada pencere kötü oldu. Bunu al. Normal duvar daha iyi olur. Burada da belli bir mesafeden koydurtuyor. Yakınlaşıp uzaklaşmak lazım. Tamam yine kaplıyorum. Duvar daha güzel oldu. Bir tık kaba olsa da bence daha güzel. Görünüşümüz bu şekilde. Kapat bunu. Aslında gece olduğu için tam göremiyoruz. Bunun ortasına şunları koydurtmuyor. Hangisiyle ya? Bunları koydurtmuyor. Bu yüzden bu duvardan gerekli. Bunları koyacağız. Yine işkence olacak. Tamam tutturdum. Bir buraya. Bir de sol tarafına. Bir tane koyacağız zaten girse geliyor. Buraya da hangisinden koyacaktım? O şeyin ismi neydi? Tamam sonuncuyu da koydum. Maksimum yapabileceğimiz bu ya. Bunu da bir tane YouTube kanalından görmüştüm. Bir gün önce mi iki gün önce mi ne? Çok hoşuma gitti. O yüzden şu an onu yapıyorum. At bundan. Bir tane daha at. Ortamımız budur. Biz üst tarafa geçiyoruz değil mi? Yapma ya. Tamam bir tık beyin yandı. Şimdi üst tarafa koltuk koyacağım. Ve buraya da kaplamam lazım. Daha tavanı da kapatacağız. Ya tavanı normal tahtayla kapatacağım sanırım. Çünkü bunlara çok para gidiyor. Bunlardan çok fazla gidiyor. Ya malzeme var. Daha üretebilirim de üretmeyeceğim. Sonraya saklıyorum. Çünkü sonradan çok fazla işime yarayacaklar onlar. Bir tık odun alırım ama. Ver buradan. Bak istediğim şey buydu. Bundan bir tane üret. Bir tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Al bunu. Üst tarafı güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ben de tam buraya. Al bunu. Şu tarafta mı olsa ortada mı olsa bilemedim. Ama şu yan tarafı açık bırakabiliriz. Çünkü arkayla iletişim kurmak için vesaire bu tuşlar genelde oluyor diye biliyorum ben. At arabalarında. Neyse koy ortaya ya git. Aynen. Tamam burayı koydum. Duvarı da koydurtursa mükemmel olacak. İşlem tamamlanacak. Aynen öyle. Koydurttu. Dışarıdan şu anlık bu şekilde ama henüz daha tam olarak kaplamadık. Sandalyeyi kaplıyor musun ya bununla? Tamam bak duvarları kaplatıyor yarım duvarları. Tavanları da kaplatıyorsun. Yarım olmasına rağmen. At bunları. Tekrardan at. Yo. Tekrardan koyunca kapanıyormuş. Sandalyeye koydurtmuyor. Odunumuz tamamen tükendi. Stokları her şeyi tükettim. Artık kil de üretemeyeceğim. Bu yüzden farm yapmak lazım. Ya bu haritada kunduz yokmuş. Onun yerine dikenleyiciler alacağız. Onunla beraber şey yapabiliriz. Odun kasabiliriz. O yönden çok da sorun olmayacaktır ama odun ne derece kasıyor onu bilmiyorum ya. 4 tane şeyden yapmamız lazım. Bundan tam da 4 tane yapıyorsun. Çok güzel. Tavanına koyduktan sonra içeriği dizmeye başlayacağız. Bunu nasıl koysam? Ya şu fark etmez. Her türlü skinle kaplayacağımız için çok sorun yaratmayacak. Bundan da at. İçeriği nasıl dekore edeceğiz? O var. Yani ne koyabilirim? İçeriye yatak net koyacağım. Farm için kasa da koyabilirim de senin ağırlığın ne durumda ya? Ağırlık. Sana ağırlık ver. Ağırlığına ihtiyacımız var. Çünkü loot yapacağız bununla. Oyuna siz gelmişti. Bir çık gir attım. Yani görünüş olarak güzel. Alt tuşuna basılı tut. Ne kadar uzaklaştırabiliyorum? En fazla bu kadar. Alt tuşuna tekrar basılı tut. Tamam ya bu açıyla dolaşacağız. Olmadı. Öyle dolaşırız. K ile de olur. Ne kadar uzaklaşıyor? Ne? Ne diyorsun ya? Allah! Yerçekimsel özelliği var bunun. Aynen güncelleme buna net gelmiş. Dün şu ip olayları olmuyordu normalde. Yani şu an artmış. Normalde ip bu kadar sallanmıyor. Kesinlikle güncelleme gelmiş. Neyse bir iki aya bunu toparlarlar. İstediğimiz şekilde olur. Ve tam Red Dead Redemption havası yakalayabiliriz. Şimdi içeriye ben deri koltuktan atmak istiyorum. Şuradan hemen bakalım. Deri, koltuk yok. O zaman demircide üretiliyordur yüksek ihtimalle. Çok fazla malzeme istememesi lazım. O deri koltuğu istiyorum. Deri. Deri diye geçmiyor o zaman. Ne diye geçiyorsun ya? Var mıdır burada deri koltuk? Hayır görünmüyor. Sen nesin? Bundan yapabiliriz. Gereksiz malzemelerin hepsini demirciye atalım şimdilik. Bir tane bundan ne diyorsun? Saman istiyorsun. Al. Bu galiba yazı için. Emin değilim bundan da yapacağım. Baya fazla metal istiyormuş aslında. Ne diyorsun 98 tane. Tamam ışığımız da olsun içinde. Çok güzel bir sıcak ortam yapacağım. Ne diyorsun? Kristal. Ben neden sol üstte bakmadım ki? Sadece metale odaklandım. Neyse bunu sonradan yaparız. Bas bundan bir tane daha. Toplamda iki tane olacak. Birini öne birini arkaya. Yani plaka yapacağım. Bak bu buff değilsin. Veya bunu da yapabiliriz. Ya bundan ya bundan. Şimdi ben arkaya bundan atmak istiyorum ama tamamen kaplayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Denemek lazım. Tamam ya deneyelim. Sorun değil. Malzemeyi kasarım tekrardan. Ver bana bir şeyler. Ne istiyorsun? Pol saç. Ondan bir de var. Yeterli mi? Evet. Odun gerekiyor. Odun. Odunumuz başka yok. Şuradan almam lazım. Evde bir tane bile odun yok. Refineri ocaklarında dolapların hiçbirine kalmamış. Hayvanlarda da yok. Kasmam lazım. Odun
canını kasıp geleyim derim, yine saldırmışlar bizimkine. Ama bak, direkt ben pasifileştirmesini açması çok güzel de, sen neden kapatıyorsun onu? Açlıktan ölmesini istemem. Ölünce arkasındaki yapı da %90 gidecektir. Yatağa basacağım. Bir tane bunları evet. İçine başka ne koyabiliriz diye düşüneceğim. Yemlik olabilir mi? Yani saklama dolabı olabilir. Çünkü çölde dolaşırken acıkacağız. Taşla lifli şundan bir tane yaptım. Başka yer olabilir. İyice içeriği renklendirelim. Çeşitli şeyler olsun. Sen nesin? Böyle dinamik skin'i. He, elimize gelen şey var ya, bip diye basıyoruz patlatıyor. Onun skin'iymiş. Başka. Açık üretebileceğimiz bir şey yok. Bak, bunlar olabilirdi. İçeriye masa atayım diyeceğim de zaten küçücük bir yer. Çok küçük. Aa, yatak. En önemli şey. Yataktan bir tane bas. Harç havaneli bir tane bas. Dekor amaçlı koyacağım bir yere. Bu dekor box'tan da hemen üretelim. Başka ne var? Kamp ateşi. Tamam, taş ve çakmak taşı istiyorsun. Taş ve çakmak taşı. İçerisi gayet güzel bir ortam olacak. Bak, şöyle şişeler de var. Aslında bunlarla beraber içeriği çok güzel renklendirebilirsin. Güzel bir atmosfer verebilirsin. Ama kristal istiyor adamlar. Bu bölümde dolaşırken inşallah kristal bulacağız. Ondan emin değilim ben ama buluruz ya bir şekilde. Heh, bizimkini yanıma çağırdım. Ölümüz fazla. Tamam, güzel durdu. Bir de bunun eğrini boyayabiliriz. Ama şu anlık boyamayacağım. Hakikaten ya, bunun her tarafını boyasak aslında. Komple hayvanla beraber burayı da. Renk olarak bakarız. Ben buraya çıkamayacağım ki abi, benim ağırlığım var. Bunların hepsini içeriye at. Gidiyor musunuz? Aa, evet. Hala zıplayamıyorum. Ne var ya? 210 çok güzel. Onları alamayacağım. Ah. Metalleri hayvanın içine attım. Unutmayalım onu. Ben unuturum yüksek ihtimal. Hadi artık. Tamam. Gel buraya. Bak, o şişelerden buraları falan koyarsak çok güzel duracaktır. Kesinlikle. Bir de o şişeleri kırabiliyorsun. Tek gereken şey kristal. Kristali ürettiğimiz. Evet. Hayır. Güzel bir şekilde durmuyor. O zaman yan koyacağım. Ya yan koyduğumuzda da kötü duruyor. Böyle koysak. Bunun teklisi var. Onu mu koysak acaba? Bu olmaz. Ben bunu sevmedim. Bunu evin içinde kullanırız. Of ya, ben senden ümitliydim abi. Q'ya bas. Bak, Q'ya bastığım zaman doğal bir şekilde bana seçtirtmiyor. İlla kendisi koyacak. Şöyle at bakayım. Sol taraftan çok dışarıya çıktı. Hayır kesinlikle olmaz. Bunun teklisini yapalım da. Seni kırsam mı ben? Çünkü yün lazım. Post vesaire. At bunu. Tamam, sen kırıl. Malzemelerim bana lazım. Aa, oturabiliyormuşuz. Keşke oturmayı deneseydim. Neyse, sonradan deneriz ilerleyen bölümlerde. Ah ya, bakmadım ona. Ay, bunun içinden metalleri almayı unuttum. Buraya gel. Topla bunları. Güzel. Merhaba. Teknik olduktan yapabiliyorum. Üret bir tane. Aslında şömine de çok iyi olurdu da bir tık abartıya mı kaçar? Ya yapalım bundan da, yapıştır ya. Ne diyorsun? Saman ve taş. Hiç sorun değil. Al bunları. Saman da bitireme bana. Samanla mı? Heh, tamam, sorun yok. Abi, çoğu şeyi tüketmişiz biz. Kaç tane taş istiyorsun sen? Maşallah. Al bunu da. Oha. Tamam, bundan yapabiliyoruz ama evdeki tüm taşlarım bitti. Bak, tek bu kaldı. Başka bir şey yok. Bu neymiş? Plant pot. Dekoratif diyor. Sadece onu anladım. İngilizcem yok benim. Sonraki bölümlerde bakarız. Aktar bunları. Şimdi en güzel kısma geldik. Ağırlığım yok değil mi? Yok. Güzel. Ağırlık vermeye devam edeceğim bu karaktere. O nasıl oluyor ya? Köpek gibi işiyormuş gibi duruyor. Köpekler bacağını kaldırıyor ya. Allah'ım ya. Ben neye benzetiyorum böyle? Tamam. Fırtına da çıktı. Şimdi mükemmel bir atmosfer olacak ya. Yalnız bu pencerelerin kapağını da yapsa mıydık? Ne diyorsun? En son yaparız. En son yaparız. Bak, bu böyle duracak. İçeride benim için. Keşke hayvan kendi kendisini kullanabilse. Ne diyorsun? Otur. Ne derece duruyor? O çok iyisin. Bir tık daha kendisini yaysaydı böyle geriye doğru çok daha güzel olurdu. Deri koltuklar rahattır. Böyle okul müdürlerinin falan odalarında hep bu tür koltuklar olur. Benim de çok hoşuma giderdi. Senin üst tarafın ne derece yukarı çıkıyor? Oha. Bence bu olmaz. Cowboy havası tamamen gitti. O zaman bunu alıyoruz. Sonra kullanacağız. Yıkmayacağım bunu. Yeri malzemeyi kabul etmem. Olmaz. Bu nedir? Aa, çok iyi, tamam. Bu ön tarafta olurdu deme. Şurada da olur, alt tarafta. Aynen, koyabileceğimiz en iyi yer burası. Böyle çıkıntı olması gerekiyor. Güzel bir şekilde koyabilirsem. E'ye bassam. Heh, aynen. Ama tam ortalayabileceğim mi? O var. Şuradan bakarak yapacağım. Bunu koyması zor olacak. Ya en ön tarafa koymak istiyorum. Ama olmuyor. O zaman arkaya koyacağım. Aynen böyle. Hani isim Metin, tabii Metin ayarla. Başka ne var? Bu nedir? Bu nedir? Yazı bir şeylerini ayarlayabiliyorsun galiba o şeylerle. Dakika başı gelip birisi saldırıyor abi. Hayvanların spam oranı muazzam demektir bu. Ne diyelim? Ne olabilir? Tamam, bence en iyi isim bu olur. Arthur Morgan. Onun anısına. Ha, yazı boyutu çok küçük. Dur. Bunu +1, +1. Aa, bu ne kadar güzel bir şeymiş ya. Bob Styles. Büt. Oha. Tamam. Böyle iyi gibi. Ne diyorsun? Arthur Morgan. Bir tık daha küçültelim. Çok kalitesiz durdu. Böyle güzel. Tamam, 10 numara oldu. Şu an o kadar zevk alıyorum ki oyunun. Bas buna. Aa, küçük dekor box. Aynen, şuraya atalım. Buralara bir yere... R'ye bas. Yok ya. Ben bunu boşuna üret. Normal küçük depolama kutusu yapacağım. Buna sağ tık basalım. Başka ne koyacaktık? Bunlardan koyacaktım ama
En şurayı tamamlayalım, sonradan buraları koyacağız. Yani yatağa ben... Aa, buraya yatak olmaz ki. Yani düzgün durmaz. Ama bak, bunun üstüne koyabilirim. Tamam, bundan bir tane üretiyorum. Pişirme kabı da olabilirdi. Bundan bir tane üret. Ayakta meşale değil de ben duvar şeysinden yapacağım. Kristal bulalım. Bunları da yapacağız hep. Sadece tek gereken kristal. Kristal kaynağını bulduk mu? Aslında enki de lazım da. Onlar son iki iş. Aktar bunları. Bunu da aktar. Yeni su kullanmayacağım. Bunu arka tarafa kullanmayalım. Fazla olur. Aynen. Tamam, hadi bakalım. Bak, tam şu sol tarafa diye düşünmüştüm. Kötü mü durdu sanki? Bu ortadaki şeyi sağ alsam, bu burada dursa daha sıcak bir ortam olabilir. Halı da olabilir. Halı varsa eğer. Bunları son iki bölümlerde bakarız. Şu an amatör bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ben tam burada dur. Bu depolama kutusunu yan mı koysam, böyle mi koysam? Ne diyorsun? Bence ben bunu bir düşüneyim. Oha, pişirme kabı buraya çok büyük oluyor. Tamam, küçük alanımız var zaten. Şey yapmaya gerek yok. Tek başına burada kalsın. Bunu buraya koyacağım. Burada dursun ama daha büyük depolama lazım. Bunu sadece dekor için koyuyorum ben. Dekor için harcayacak yerimiz çok fazla yok. O yüzden sadece... Aha. Çok iyi. Sadece belirli şeyleri koyacağım. Bunu en üste koymayı planladım. Bunu da böyle burada iyisin. Aslında buraya kamp ateşi daha iyi olabilirdi. Neyse. İki tane büyük depolama kutusu getireyim hemen. Neredeyiz biz? İçine sadece bir tane depolama kutusu atacağım. Bu yeterli olacaktır ki hayvanlarlığı zaten abartı bir şekilde değil. Olmadı hayvanın içine koyarız yer kalmazsa. Ama bu tek başına duracak. Şunu da şuraya koyabilseydik çok iyi olurdu da. Yok ya, buraya konulmaz bu. Nereye? Bu da bir tık burada gereksiz oldu. Al bunu. Bunu şuraya koyarız. İçi çok küçük buranın. Büyütebilir miydik bilmiyorum. Büyük ihtimalle büyütürdük. Tamamdır. Aşağı yukarı her şey bitti. 30 dakikadır bununla uğraşıyormuşum. Yok artık bu ya, hakikaten. Ama bundan zevk aldım. Bunu da şu kenara duvara koyabiliyorsun. Bunu şöyle şuraya at gitsin. Bir tık kötü durdu. Tamamdır. Onu aldım. Kullanmayacağım. İçi böyle. Yani şu anlık bu şekilde kullanalım. Sonrasında değiştiririz. Bu fazlalık hatta ya. Al bunu. At içine bu. Ne yapalım? Açıkçası bu yanların boş kalmasını istedim ki bu şekilde dışarıya bakabilelim. Gerçi biz çok buradan bakmayacağız. Buraya da bir tane meşale, duvar meşalesi. Aynen şuraya da. Yatağı da unutmayalım. Eğer hayvanımıza ulaşamadan ölürsek diye. Zıpla. Tam şunun üstüne ben zıplayabilirsem yatağa koyacağım. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Bak, buradan evin üstüne. Evin üstünden de çok güzel. Ben bu sefer yapıyorum. Yaptık. Yatak üst tarafta çok görünmeyecek. Bu yüzden sorun yok. Bu burada kalsın. Çok güzel. İleride bunu daha güzel bir şekilde dekore edebiliriz. Yanıma birazcık yemek alacağım. Kıvılcım tozu da aynı şekilde. Bunları bana versen. Ne diyorsun? Yemek var mıdır? Vardır. Birazcık daha bundan. Yanıma yedek balta kazma arbelet de aldım. Ve tabanca üretebiliyoruz. Bundan kesinlikle üret. Red Dead Redemption havası bak. Oradaki silah. Yani Red Dead Redemption'da bu silah aslında kötüydü. Çünkü adamlara 3-4 mermi atıyorsun, anca öldürüyor. Tek de öldürmüyor. Gerçi kafasından vurduğun mu tek atıyor da. Artık geziye tamamen hazırız. Bunları şuraya aktar. İhtiyacım olursa diye aslında bunu yanıma alsam daha mantıklı olur. Bir tanesine bayıltıcı, bir tanesine de normal. Reload'la. Heh, tabancayı da şey yapalım. 30 cephanemiz var. Çünkü 30 tane metalimiz var. Hadi bakalım, şimdi sıra dolaşmada. Abi, en çok zevk aldığım şey bu şu anda. Yanıma ayrıyetten farklı bir hayvan almayacağım. Bunları yanıma alsam sürekli arkama bakıp duracağım. Takıldım mı, şey oldu mu diye. O yüzden tek başıma dolaşmaya devam. Ağırlık ver. Bunların hepsini at. Güzel. Arkamdaki şey arada şahlanıp havaya kalkıyor. Aha. İlk kurbanlar. Gelin. Size eğlence için öldürüyorum. Birazdan çöl bölgesine gideceğiz. Orada solo su kız görmeyi planlıyorum. Bir de diğer olursa. Metal de farmlayacağız. Kristal de bulursak onları da alacağız. Maşallah. Ne oluyor? Oha, tamam. Bize sadece barut gerekiyormuş. Şu anda 300 tane basılıyor. Buradan da mermi üreteceğim. Sonrasında rahatız. Oyun az önce crash verdi. Sanıyorum ki sis yüzündendi. Umarım arkamdaki dayıdığın arkasındaki şey yüzünden değildir. Yoksa baya patlarız. Hiç olmasını asla istemem. Burada barut üretiliyor ama bunları beklemeyeceğim. Elimizde ne kadar var? 72 tane. Tamam, bunları kullanırız. Arbeliti de şuraya getir. Yine aynı şekilde. Charger'da reloadladık mı tekrardan gitmeye hazırız. Umarım bu sefer de crash vermez. Şu an crash verir diye çok korkuyorum ama daha demin sis var dediğim gibi. Şey atlamışız. Bak, daha demin bunları öldürdük, şimdi tekrardan öldüreceğim. Sırf toksikliğine var ya. ikiniz de 5 seviyesiniz. Öncekinin 10 seviye değil miydiniz ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Ben buradan yine her zamanki gibi suyu takip ederek dümdüz yardıracağım ve kimseye saldırmayacağım. Tek amacım çöle gitmek. Lütfen çöle gidelim. Arkamdaki böyle görünüyor. Aslında bak, yazının olduğu yere birazcık da ışık eklesek. Meşale falan. Ekleriz ya sonraki bölümlerde. Şu an kendimi farklı bir oyundaymışım gibi hissediyorum. Kontrolleri şöyle yapıyorum. K'ye basıyorum. Yönümü belirliyorum. Sonrasında böyle eğlenceye mi bakıyorum? Siz kaç tanesiniz öyle? Aa bak, suya girince de böyle. Tamam. Yine tekerlekleri dönmeye devam ediyor.
Güzel ya, benim hoşuma gitti. Oha abi, bunlar ne böyle? Evet, sir drop, buna bakarız. Çocuğum sen aşağı inecek mi acaba? Allah Allah. Galiba köşede gitmeymişim, böyle oluyor, bilmiyorum. Ne diyorsun? Doidikör seyri olur, mermi. Silike incisi güzel, çorbamız. Sir droplar çok güzel şeyler veriyor. Evet, bu mükemmel. Tamam, sırf köşeden gittiğimiz için böyle. Normalde bak, mis gibi diyor. Köşelerden gitmeyeceğim, Rex selam. Acaba Rex beni ısırsa şey olur mu? Arkamdaki şeyi kırabilir mi? Çölde arka tarafın havaya kalkması gibi buglar yaşamayacağımızdan eminim, çünkü orada herhangi bir engel yok. Direkt ben dümdüz gidebileceğiz. Bazen suya giriyorum, arkadaki havaya kalkıyor. Su korkusu var galiba. Aha, çöle ulaştım. Vallahi ulaştık sağ salim. Hiç sorun yok. Sakın crash verme lütfen. Oha abi, sol tarafta. Allah'ım. Allah'ım. Biz bittik. Oha. Orada kaç tane var? Olmaz ama böyle. Oyun, sen ciddi misin? Abi bu ne? Rex Max yok mu solu sukus? Koruyacak bir şey. Allah. Bir Alpha Raptor XK. Ben bunları da kaçarım ki. Dönersek bence arkadaki şey tozla buz olur. Aa tamam, beni sallar. Sallar beni. Siz ne iyisiniz ya böyle? Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 tane falan var. Dayadığımın eğri çok sağlam. Ama şu anlık o riske girmek istemiyorum. Böyle aşağı doğru indiğimiz zamanlar bu adam havaya kalkıyor. Böyle gerçekimsel hale geliyor. Aa, arka taraftan bak, tekerleklerinden bir şeyler çıkıyor, görüyor musun? Bu çok güzel. Birkaç güncellemeye bunu adam akıllı yaparlar. Bakalım hemen canı gitmiş mi diye. Aa, bunun canı var ya. Bunu ben bilmiyordum. Yani bu demek oluyor ki çoğu şeyden kaçmak zorundayız. Aslında şöyle de yapsak olabilir. Arkadaki her şeyi metalden yapsak daha az hasar alır. Hatta hiç hasar almaz bazı canlılardan. O yönden iyi olabilir. Sen tamir ediliyor musun? Hiç çıkar diyesim yok. Evet, tamir ediliyor. Tamir edileceği yer demirci mi? Ben bunu çıkardım da her şey gitmeyecek mi? İlerleyen bölümlerde bunları da deneyeceğim. Şimdi böyle bir yere geldik. Burada kesin XP şeysinden vardır. Amacım XP kasmak değil, etrafı keşfetmek. Bak böyle merdiven vesaire var. Madem yaptılar, biz de keşfedelim. Tabancamızla. Tabii ki bir kovboyuz. Da şapkayı takalım. Aha bak, şimdi oldu. Şimdi güzel. Ne diyorsun, var mıdır burada farklı bir şeyler? Çıkalım buradan. Şu Bobtail şeysinin de eserleri var ama. Merhaba. Aa, bu Bobtail'sin değil. Bu normal. Tamam, en azından XP geldi. Bobtails eserlerini bulduğumuzda onlardan animasyon da çıkıyor. Ama da henüz tecrübe edemedik. Hocam beat. Bunlardan video dışında petrol de farmlamaya çalışacağım. Çünkü ileride çok işimize yarayacak. Ark Scorchert'te petrol nasıl kasılır bilmiyorum. Kazmayla toplanacak yer yoktur. Çünkü genellikle petrol buzlu yerlerde olurdu. En azından başka haritalarda. Burada... Abi ben yanıyorum. Biz ölüyoruz. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Keşke hepsini kerpiçten yapsaydık. Aa, bir de kapı ve pencereler eksik. Onları unuttum. Acilen su bulmamız lazım, yoksa buralarda ölüp gideceğiz. Ölsek de sorun değil, üst tarafta yatak var ama. Yine de ölmeye gerek yok. Bir yerde çömelip bekleyeceğim, suyun içinde çömeleceğim. Tamam tamam, su buldum, su buldum. Bak şimdi, bu sıcaktan korunmanın bir yöntemi var aslında. Ne yapacağız? Abi su da işe yaramıyor ki. Sıcaktan korunmak için bizim soğutma yeri var ya, buzluk. O buzluğun içine su kavanozu atacaksın. Su onun içerisinde donacak. Sonra içtikten sonra bu sıcaklık etkisi geçecek. Buz sayesinde. Allah, biz öleceğiz ki. Su da iş yapmıyorsa ben nasıl hayatta kalacağım? Bunları komple çıkarsam daha mı kötü oldu? Daha kötü oldu gibi. Ne tüketebilirim? Göm. 60, 71, 72, 74, 76. Tamam, çok mantıklı bir şey var. Aklıma gelmedi. Bunun pasifileştirmesini açmak. Evet, bu neden aklıma gelmedi bilmiyorum. Basıyor musun can ya? Bana gelmiyor şu an. Şunun üstüne çıksan. Ne diyorsun? Ama ben senin sahibinim. Bence sahibine senin can vermen gerekiyor. Her türlü canlı hatta. Bakalım karada nasıl olacak. Bego. Sen bir ök. Ne çaldın? Onları ben bir alayım. Neredesin? Hadi aldık. Kapalı mı? Aç bunu, aç. Bas bana. Ne diyorsun?
60. Bana basmıyor ki hayvan. Aa, bu çok kötü oldu. Sahibine neden basmıyorsun sen? Hız birleştirmeyi kapat. 1000. Nedir? Bunları bilmiyorum. Vallahi ölüyoruz. 6 tane çorbayı sen nasıl çalıyorsun? Tamam, malzemeler bunun içine ekleniyormuş. Bu güzel. Hayvanımı içeriye attım. Ben öleceğim çünkü. Keşke can verseydin bana. Bas birleştirmeyi aç. Vallahi çok isterdim. Açık. Yemeğin de var. Ve bana can gelmiyor. Çorbadan içsem. Daha mı kötü oldu? Daha kötü oldu ya. Yok, yemek de bir işe yaramaz. Biz burada öleceğiz. Son saniyeler. Vallahi. Şurada tekrardan şansımı... tamam. Tamam, buradaki yatağımız gözüküyor. Bas bunu. Düşüyor musun? Aynen. Basit yatak. Bence eve gidelim. Etki geçti mi? Ne diyorsun? Hala da etki var. Abi ben ne kadar direnç verirsem vereyim, hiçbir şekilde bu geçmeyecek belli ki. Çünkü çok fazla direnç verdim. Ya ben bu kadarını beklemiyordum. Bunları giy. Hadi eve. Ha, tamam, şu anda canım doluyor. Etki geçmiş olabilir veya bu taraflar çok fazla sıcak. İkisinden birisi. Ormanlık bölge soğuk bak. Ama buradan birazcık gittiğimizde... Aynen bak, gördün mü? Sıcaktan yanıyorsun. Tamam, ben burada duracağım o zaman. Etkinin geçmesini bekleyeceğim. Adamlara baksana. Ya bu raptor bolluğu nereden geliyor? Çölde de var, burada da var. Ve 15 kişi falan dolaşıyor her seferinde. Tamam, çöle gidemeyeceğiz bölümde. Yani bizim kristal bulmamız lazım ki sıcaktan korunabilelim. Kristal avına başlayalım. Hedef bölgemiz kesinlikle dağlar. Karşıda bir tane dağ var. Oraya gitmeye çalışacağım. Aslında kelebek de bulsak iyi olacak da daha kelebek bulamadık. O gösterdiğim dağlık alana gidemedim. Çünkü çöle çok yakın olduğu için orada da sıcaklık vurdu. Bu yüzden farklı yere geldik. Burayı deneyeceğiz. Burayı komple bakacağız da. Abi nasıl olacak ki? Yani kristal alçak da yoktur. Kelebekle ulaşabileceğimiz yerlerde vardır diye düşünüyorum. Bakalım yanılacak mıyım? Umarım yanılırım. Buradan. Aynen. Çıkış yolu burası. Sağa sola iyi bakacağız. Metal bulduğumuzda da alacağız. Ama burası da yanıyor. Ben yanıyorum, hayvan değil de. 90, 89. Bir tık bakalım, sonra inerim aşağı doğru. Metal var mıdır? Metalden önce kristal öncelik. Acaba kaktüs özü benzeri şeyler yesem iş yapar mı? Ne diyorsun? Kaktüs özü vereceksin mi? Hayır. Kaktüs var mıdır? Sen verir misin? Hayır. Kaktüs lazım. Var mı kaktüs? Kaktüsten aloe vera çıkıyor ya, onu elde etmeye çalışacağım. Belki onu yiyince geçiyordur etkisi de, sanmıyorum. Sadece bir tahmin. Ya şu karşıda bir şey yanıyor, görüyor musunuz? Bak, orta tarafta bir tane çizik var. Orada beyaz yanıyor gibi, böyle çok küçük küçük kristallerin kafasını görüyorum. Ama oraya çıkılmıyor, çıkış yok. Oradaki kristali ancak kelebekle ulaşabiliriz veya Argent'ta. Bizim o imkanlarımız yok. Tamam, biraz daha yukarıya çıkalım. Canım azalmaya başlayınca, çeyreğe inince direkt ben aşağı doğru zıplayacağım. Var mı burada? Yok. Evet bak, karşıdaki şeyler kristal. Tam baktığım yönde, ortada. Onları ben nasıl alacağım? Karşımda duruyor ama hiçbir şey yapamıyorum. Aa, benim evim buradaymış. Evimiz orada. Kristaller de orada. Kanca yapsam? Kanca çok mantıklı. Hadi eve gidelim. Evden bir 5-6 tane kanca yapalım. Hatta yapabilirsek 20 tane civarında yapalım. Çünkü orası çok yüksek değil mi? Orası yüksek. Evet, çıkabileceğim bir yer de yok oraya. Tek çözüm kanca. Kancayı bir yaparsak var ya, hiç sorun kalmayacak. Video dışında bunu komple kerpiçten yapmaya çalışacağım. Bir de mümkünse şurayı da ayarlayacağım da, yarım duvar yok ki kerpiçte. Neyse, ben video dışı detaylı bakarım. Benim burada çöl farem vardı. Yol üstünde düşürdük galiba. Nasıl oldu? Yol üstünde çöl faremiz düşmüş. Video dışı üşenmezsem almaya giderim ama büyük ihtimalle gitmeyeceğim. Şimdiden peşin söyleyeyim. Var mıdır çimento harcımız? Ne diyorsun? Taş gerekiyor. Kesinlikle çok sayıda yapabiliriz. Tamam, bu iyi haber ama taşımız çok fazla yok. Çünkü hepsini şömineye harcadım. Evet, 13 tane. Kaç tane istiyor kanca? Kancayı açtık mı? Ona da bakalım. Kanca, hayır. Bir tane çimento harcı istiyorsun. Ben bir tık taş kasayım çünkü ihtiyacımız var. Bak, bizim Daedon diğerlerinin canını fulluyor ama tek benimkini fullemiyor. Kapalı diyorsun ve ona rağmen yapıyorsun. Totalde 28 tane çimento harcı. Yani 28 tane şeyden yapabilirim. Bundan da isteyeceksin değil mi sen? Kaç tane? 10 tane.
Ne eksik diyeceksin? Saman değil, taş ok değil. Metal eksik diyecek. Metal için ne diyorsun? Yok metalimiz. 14 tane. Yok ya, bu kadar yeterli. Başka üretmeyeceğim. 10 taneyle buraya çıkmaya çalışacağım. Bu çok küçük, az bir rakam. Tamam, 10 tane yeter. Alt taraftan zor gibi geldi de ben bir tık kazmayayım o yüzden. Buradan kolay gibi görünüyor. Kasabildiğim kadarını kasacağım. Hayır, arkaya vurma, arkaya vurma. Arka taraftaki şeyin canı var ya. O yüzden korkuyorum. Tamam. Şimdi biz burada bir duralım. Çocuğum, senin bug'ını çözmeleri lazım. Ama kötü değil. Ben size yakalıyorum ya, bug'a girse bile. Buradan çıkacağım. En fazla nereye kadar atabilirsin? Şuraya. Aha, çok iyi. Bir tane yeterliymiş ya, ben boşuna şey yapmışım. Evet. C'ye basarak mı? Evet. Hah, kristal. Oh be, çok şükür. Şimdi kavanozlardan yaptık mı var, hiç sorun kalmayacak. Çünkü bize soğuk etkisi verecekler. Ne var ne yok, her şey obsidyen. Kas, bundan da kas. Eğer ağırlığım dolarsa aşağı sallayacağım. Aşağıdan alırız. Burada daha var mı? Keşke birazcık daha fazla olsaydı. Neyse, farm yerini öğrendik. Gelip buradan kasacağım. Tabii ne kadar sürede bir spam olur bunları bilmiyorum. Taşları nadir çek, 5 tane düşündüğüm gibi. Var mıdır burada başka? Hayır, burada yok. Yukarıya çıksam mı? Çok bir şey olur. Evet, ben yukarıya da çıkacağım çünkü yukarıda da kristal olduğunu düşünüyorum. O yüzden önce aşağı inmemiz lazım. Buradan ineceğim. Bak, hala da can vermeye devam ediyor ama hayvanın pasifileştirmesi açık değil. Buradan nasıl ineceğiz? Basitçe. Buradan kendimi salacağım. Nasıl salacağım? Sol tık. Sağ tık. Aynen, sağ tıkla salıyorsun. Ya bu aslında çok zevkliymiş. En üstten bir de paraşütle ineceğim. C'ye bas. Tamam. Senden bir tık benim deri almam lazım. Samanın yok. Bunu dolaba koyalım. Önemli bir şey. Hala daha seri işine giremedim. Çünkü dışkı yok. Gömüye lazım. Neredesin? Buradasın. Üstümdekileri bırakmayı da unutmayalım. Aktar, deriyi al. Siz gidin. Galiba yeterli her şey. Bunu da dolaba koyalım da işimize illaki yarar. Baksana, bizimki 6 seviye daha almış. 12 kan canı var. Daha fazla vermeyeceğim. Çünkü hayvana boss'a gitmeyeceğiz. Ağırlık. Hasar da gerek yok. Full ağırlık. Leaf toplamak için şundan da getirdim. Neredesin? Aa, orak nerede? Aa, doğru, crash verdiği için orak gitti. O zaman bununla toplayacağım. Paraşüt yapabiliyor muyum? Bir tanesi yeterli olacaktır. Paraşüt. Bir. Tam da bir tane yapabiliyoruz. İşimizi garantiye alalım da ben iki tane yapayım. Hayvanın canı gidiyor. Pasifileştirmeyi aç. Sonradan kapat. Çocuğum canın... Pardon, canı değil de açlığı gidiyor. Yani ölecek. Ölebilir. Kesin değil ama ihtimal var. At bunu. Yine aynı yere. Değil, bir tık yukarı attım. Ya bunların mesafesi uzatılmış gibi. Eskiden bu kadar fazla gitmiyordu diye hatırlıyorum. Ben buradan atlasam... Hayır. Tamam. Son 4 tane düzgün kullanmam lazım. Bunu şuraya atabilir misin? Çok güzel. Hadi bir kristal madeni. O kadar iyi olurdu ki. C. At bunu. Nasıl? İyiyiz. Sorun yok. Son 2 tane. İdeali kullanmam lazım. Tamam, burası iyi. Buradan da şuraya tutturursak. Aha. C'ye bas. Ne diyor? Abi işte istediğim yer. Vallahi şansa bulduk. Ben bir tık daha yukarıya çıkacaktım. Oh, gelin. Kristal sorunu kalmadı ya. Her birini kasacağım. Abartıp bir tık daha üste çıkabilirim. Çünkü orada da kristal olduğundan eminim. Obsidyen de aynı şekilde. Ama doyumsuzluk yapmayalım. Bunları alalım. Aşağı atalım diyeceğim. Olmayacak. Ya bizim ana hedefimiz kristal. Yani zor durumda bunları atabilirim ama önce bunu atalım. Ağırlığımız çok kötü değil. 152 tane kristalimiz var. Obsidyeni almayacağım. Gerek yok. Var mıdır başka? Burası uçurum.
Başka. K'ye basıp yukarı bakalım. Evet, yukarıda var ama kancayı kullanmak istemiyorum. Kancayı şurası için kullanacağım da ben tek seferde oraya çıkamam hayatta. O zaman burası için kullanıyorum ya. At gitsin. Çıkart beni. Çıkıyoruz değil mi? Hah, tamam, güzel. Bu kristaller bize 2-3 bölüm yetecektir de daha fazlası lazım. Obsidyeni galiba atacağım. At gitsin. Yani çok etkisi olmadı da. Aha, yanma geldi, geçmiş olsun. Ben lootları şuradan aşağı doğru sallasam, aşağıdan sonra alsam, ne diyorsun? Çok mu ileri gittiniz siz? Onlar çok ileri gitti ya. Tamam, yerdeler. Süreleri çok fazla değildir, bu yüzden hızlı olmalıyız. Bunların hepsini kasayım. Şu an o kadar çok zevk alıyorum ki oynadım. Sıcaklık etkisi çok sinir bozucu bir şey. Abi direnç de kurtarmıyor ya. Bu bir hava olayı. Tamam, kasabildiğim kadar kastım. Hatta hiçbir şeyi bırakmadık. Ki evet, bırakmamışız. Aşağı uçma vakti. Uçma vakti buradan. Ne diyorsun lootlar? Lootlar duruyor. Ben hiç yerini imgö. Barıştüz son anlaşacağım. Aa, kuş gibi indik, çok iyi. Bak, biz yine öleceğiz. Bu etkiyi hiç sevmiyorum. Senin ağırlığın ne durumda? Ağırlığın hala var ama açlıktan ölüyor. İçinde yemek de var hayvanın. Nerede? Nereye atmıştık ya? Burada olması lazım. Bir tık daha sağa doğru gitmem lazım sanırım. Ne diyorsunuz? Aynen buradalar. Aa, al bunları. Bir tane daha olması lazım. Neredesiniz? İki tane varmış. Başka yok değil mi? Aynen yok. O kadar kastık. Her birini alırım son damlaya kadar. Tabii ölmezsem. Şimdi hayvanın ağırlığı totalde 380. Buranın içerisine attığım zaman nasıl olacak bakalım. 380'den ne diyorsun? 480 oldu. Yani evet, ağırlık her türlü sayılıyor. Hadi buradan eve gidelim. Ne diyorsun? Ölmeyiz ya eve kadar. Dayanırız. Atla buradan aşağı. Evdeyiz. Bak, bu tür yerlerde sorun çıkartmıyor. Ya yokuşlarda çıkartıyor ya da taşlık arazilerde. Ben malzemelerin hepsini içeriye doğru aktarayım. Sonrasında üretimlerimizi yapalım. Sen bana bunların her birini ver. Ver bunları. Ben bunları atarak götürürüm. Bunları da ver. O kalsın. Crash sorunu sistem dolayıymış. Senin seviyen kaç? 20 seviye. Yavrusu vardı, alacaktım da gerek yok şu anlık. İhtiyacımız yok. Tamamdır. Üretebileceklerimize hemen bakalım. Bundan net bir şekilde yapamıyoruz şu anlık. Çünkü metalimiz yok. Kristali hallettik. Şimdi metal sorunu kaldı. Bundan 6 tane daha bas. Ne yapabiliriz? Önceliğimiz su kavanozu. Buradan hemen su diyelim. Abi bundan 6-7 tane yapmamız lazım. Çölde hayatta kalmak için. Hatta daha bile fazla gerekebilir. Ne diyorsun? Deri ve çimento arışı. Çimento arışı neredesin? Deriyi al. 4 tane basabiliyoruz. 4 tane bas o zaman. Yani çimento arışı eksiğimiz var. Onun için de taş kasmam lazım da. Ne diyorsun? Al bunu. Çimento arışı bir tık daha. Buyur, iptal et. Hayır. Tamam ya, ben şimdi taş kasarım. Bunların hepsini al. Şurayı aç. Kapat. Siz ne yapıyorsunuz? Tamam, geliyor bizimki. Uya bas. Ne durumda canı? Yani canı çok hızlı azalmıyor. Ama çok az da azalmıyor. Her hasar yediğimizde eğerle beraber bu da hasar yiyor. Hatta bu destansı olmasa belki de daha çabuk kırılacaktı. Neyse, bunu vermeye devam et. Buranın içerisine hemen şunları aktar. Suyu dolduracağım. Sonra suları da içine koyacağım. Tek çözüm yolu bu. Yani başka yok. Uya bas. Doldur. Ama bunlar ne kadar sürede dolunacak onu da bilmiyorum. Uzun sürebilir. Jeneratörle çalışanlar olsaydı daha az olurdu. Ama olsun. Aktar bunları. Bunlar buza dönüşecek. Hakikaten bu bölümde sıcak yüzünden hiçbir şekilde hareket edemedik. Sınırlı hareket kabiliyetimiz vardı. Bunu ancak bu şekilde çözebiliriz. Yani bu hava olayı da sürekli yaşanıyor arkadaş. Hani bir yağmur da yağmıyor ki. Aa bak, ne fark ettim. Dur şimdi. Hayvanın ağırlığı kaç? 150 değil mi? Bak, 100 tanesini aktarınca 200 oluyor. Aldım geri. 150'ye düştü gördüyseniz. Gel buraya. Şimdi 100 tane at. Bak, yine 100 tane attım. Şimdi ise 183 oldu.
Ya inanılmaz derecede etkisi yok bu arkadaki römörkün. Ama yine de etki ediyor. O zaman ben farm yapmaya bununla gidiyorum ya. Bak burada hiç bug'a girmiyor, ne kadar güzel. İn burada. Kasmaya devam. Bizim evin oraya kurt sürüsü geldi. Yardıma gidelim. At bunları. Çocuğum koş. O adamlar bizimkileri öldürür. Allah. Betek kaç kişisiniz? Aha kurt yavrusu. Yardım edin arkadaşınıza. Ben onun peşindeyim. Al bunları. Ah. Kaç seviyesin? Kaç seviyesin? 35 seviye mi? Sen ciddi misin? Ya keşke yüksek seviyeli olsaydın. Vallahi bizimkine iş lazım. Bizim dayıdonu fulllediğim sayılır. Yani kazmanın canı azalmıştı, baltanın pardon. O yüzden geldim. Kastıklarımıza bunu at gitsin. Dolabın içi de bu şekilde. Ya kumlar çok iş yapmıyor aslında ama yine de dursunlar. Gel gel, hepsini alayım. Buradan at, sonra hepsini tekrardan al. 36 tane üretebiliyorum. Bas bundan. Kiyik'in keratin yüzünden 36 tane. Normalde daha fazla değil mi? Aynen. Sen yine de bunları aktar, işinde kalsın. Birazcık da şuraya aktaralım. Burada hiç yok taş. Tamam. Birazcık da şuraya. Hepsi gitsin. Dürbünü de unutmayalım. Bir tane bastım. Başka yapacağımız bir şey unutmayalım da. Kaç tane oldu çimen tarzı? Ver bana bunları, 36 tane. Su kavanozu. Hepsini bas. Ne kadar çok basarsak o kadar iyi. Ya belki de şu anda boşuna uğraşmışızdır. Çünkü bu dolap yeterince güçlü mü bunları buza çevirmek için, ben bilmiyorum. Abi buradakilerin hepsi nerede? Ben nereye attım onları ya? Neredeler? Finch'inleri değiller. Bak burada 43 tane yapabiliyoruz. Tekrar bas. Ya yedekte bulunsunlar. Olmadı. Tekrardan kitin kasarız. Su kavanozlarımı alacağım da. Su kavanozlarını bir yere koydum. Nereye koydum bilmiyorum dalgınlıkta. Neyse, video kaydından her türlü öğreneceğim. Sen burada mısın? Hayır. Burada da değil. Belki de su kavanozları hep üstümdeydi, bilmiyorum. Eksik yoktur belki. Şundan bir petrol koparayım da. Bunlar Jurassic World 2'deki canlılara benziyor. Tarlaları eşeleyenlere. Gerçek hayattan da çekirgeye benziyor. Aa, direkt ben petrolü alabiliyormuşuz ya. Ben bunu yeni fark ettim. Aldım petrolü. Bak bunlar evcilleştiriliyor mu diye de hiç denemedik. Mesela al eline bunu. Son tamamen eğlencesine at. Nasıl ya? Tamam, tekrar deneyeceğim. Saber ver. Çocuğum sen müsait bir yerde... Abi nasıl? Ay çok iyi. Sağ tık. Bunu da kaçırmayız galiba. Aa, bu hayvanı bolanın tutması lazım. Bastım. Ne diyorsun? Tuttum. Vallahi tuttum. Ben seni petrolünü de alayım. Bir de seni şununla bayıltırsam. Aa tamam. Dörde bas, dört. Ne diyorsun? Aa şişti. Yapma ya. Bunlar evcilleşiyor mu hiç bilmiyorum ama hiç evcilleştiğini görmedim. Demek evcilleşmiyor. Şu an görünürde canımı dolduracak tek şey bu olarak görünüyor veya bu. Dayanıklılığı dolduruyormuş. Mesela sıcak tutan çorba var. Kendisi bu ama soğuk tutan çorbayı göremedim. Her birine baktım, yok. Sonraki bölüme kadar bunlardan birkaç tane yapmaya çalışacağım. Bir de bekleyeceğim acaba sular donacak mı diye. Sadece elektrikle çalışan dolapta da donuyor olabilirler. Bu riske girmeyeceğim. Yani direkt ben çöle kadar gideyim. Çöle kadar giderken bunlar buz olur vesaire, hiç gerek yok. Ben video dışı bekleyeyim bakalım. O zaman bu bölümde bu kadar, gelin. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.